Merhaba arkadaşlar. Engelli öğretmen alımları her sene olduğu gibi bu sene de başladı. Engelli öğretmen alımlarında başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak? Bugün onunla ilgili bir açıklamada bulunacağız. Bu konuyu inceleyeceğiz. Bunu merak eden arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı EKPSS'ye katılanlar arasında her sene 750 öğretmen, 500 öğretmen, 1000 öğretmen alımı yapıyor. Ekim'de 2021'de alacak. Şubat'ta yine aldı 500 engelli öğretmen. Arkadaşlar, personel mep.gov.tr adresinden elektronik tercih başvuru formunu dolduracaklar. Tekrar ediyorum. Personel mep.gov.tr adresinden elektronik tercih başvuru formlarını dolduracaklar. Lisans düzeyine göre yapılıyor, biliyorsunuz. Branşınız neyse. Ya, önemli olan bunun şartları. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesini belirten genel şartları taşıyor olmak. Türk vatandaşı olmak, Kuzey Kıbrıs'takiler için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacak. Onlar da başvuruda bulunabilecek. 2018-2020 yıllarında yapılan EKPSS'de 50 ve daha üzeri puan almış olmak gerekiyor. 50 baraj arkadaşlar. 50'nin altında olanlar başvuru yapamayacak. Talim terbiyenin yönetmeliğine uygun olacak. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar YÖK tarafından pedagojik formasyon belgeleri yurt içindeki YÖK programlarına denkliği kabul edilecek. Kabul edilmiş olması gerekiyor. Yoksa yine başvuruda bulunamıyorsunuz. Pedagojik formasyon sertifikasını başvuru yapacak olanlar 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitim programını tamamlamış olmak denmiş. 1 Ocak 2021'den önce, yani başvurudan önce formasyonlarınızın tamamlanmış olması gerekiyor. Herhangi bir devlet memurluğundan çıkarılmaya sebep olan bir ceza almamış olmanız gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Onun dışında sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere adalet dönemi içinde iki görevine son verilenler bakımından görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibariyle 3 yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak şartları aranacak. Dediğim gibi başvurular adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il Milli Eğitim Müdürlüğü seçilecektir. İl Milli Eğitim'e elektronik ortamda onaylatacaksınız arkadaşlar ön başvurunuzu. Atamaya esas belgeleriniz neler? Mezuniyet belgesi, diploma, ön ve arka yüzü mühürlü imzalı olacak. Geçerlilik süresi dolmamış en az %40 oranında engelli olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporu gerekiyor. Covid-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya
sonlanacak süreli engelli sağlık kurulu raporları geçerli kabul edilecektir. Onun dışında tezsiz yüksek lisans programı mezuniyetine ilişkin varsa ön ve arka yüzü diplomanın 1 Ocak 2021 tarihinden önce tamamlanmış pedagojik formasyon sertifikası eğitimine ilişkin belge ön ve arka yüzü olanlar bunu da verecek, gerektirmeyenleri vermesine gerek yok. Denklik belgeleri var arkadaşlar. Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair bir belge. Bu önemli. Bu olmuyorsa başvurunuz kabul edilmez. Atamaya esas varsa diğer belgeler taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecek. Onun dışında arkadaşlar belge yükleme işlemleri bitirilerek kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ön başvuru elektronik ortamda incelenmek üzere aday tarafından seçilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sistemine yansıyacak. Yani siz öncelikli olarak bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü seçeceksiniz sistemde. Onun sistemine bu başvurunuz, ön başvurunuz düşecek. Onlar da onaylayacaklar. Tabi belgelerinizin tam olması kaydıyla. Ön başvurular İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce incelenecek. Uygun olan başvurular sistem üzerinden İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisince onaylanacak. Uygun olmayan ön başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Bu süreçte onay veya red durumlarını sistem üzerinden takip edebileceksiniz. Ön başvurusu onaylanan aday elektronik ön başvuru formunu cihazına kaydedecek veya çıktısını alarak muhafaza edecek. Ön başvurusu reddedilen adaylar başvuru süresi içerisinde red gerekçelerine yer alan açıklamalar doğrultusunda yeniden başvuru yapabileceklerdir. Onun dışında arkadaşlar önemli. Tabii bu beyanlarınızdan sorumlu olacaksınız. Yalan beyan vermek cezai işlem gerektirebilir. Personel map.gov.tr internet adresinden arkadaşlar bunları takip etmeniz gerekiyor. Başvuru süresi içerisinde bütün bilgilendirmeler buradan yapılacak. Onun dışında halen bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları alınacak. Bu aşamada muvafakat belgesi istenmeyecektir. Ön başvuru esnasında adaylardan adli sicillerine ilişkin bir belge istenmeyecek. Bu hususa ilişkin beyan alınacaktır. Beyanınız alınacak ama belge gerekmeyecek. Arkadaşlar şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sorusu olan arkadaşlar sorabilirler.